Yayınımızla ilgili katılımcılarımıza küçük de bir sürprizimiz var. Şu an yayınımızda katılan Sentiment Algo üyesi olmayan katılımcılarımıza YouTube ve Twitter kanalımızı abone olmaları, takip etmeleri durumunda bir hafta Basic paket üyeliğini hediye ediyoruz. Deneme olarak kullanabiliyor olacaklar. Bunun için chat'e arkadaşlarım link bıraktı. Link üzerinde bilgilerinizi doldurarak taleplerinizi bırakabilirsiniz. Siz de Sentiment Algo'yu bizi yayınlarda yalnız bırakmıyorsunuz. Siz de bir hafta deneme paketiyle analizlerimizle ilgili olarak takip edebilirsiniz. Sorularınızla ilgili de destek hattımızdan analizlerle ilgili hafta içi de destek alabilirsiniz. Bunları da belirtmek istedim. Bilgilerinizi eksiksiz doldurmanız önemli. Size müşteri hizmetlerimiz tarafından dönüş yapılarak üyelik paketiniz başlatılacak diyelim. Haftanın ikinci işlem gününde 10.700 seviyesinden işlem görmeye başlayan endeks seans içerisinde en düşük 10.589, en yüksekte 10.721 seviyesini test ederek günü 20 puan yükselişle 10.677 seviyelerinden kapattık. Genel olarak 11 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.600 seviyeleri gün içerisinde altını test etmiş olsak da destek görevi görmeye devam etti gün içerisinde. 10.650 üzerinde kapanış almamız görece pozitif olarak yorumlanabilir. Burada ama yükseliş hareketinin yeniden güçlenmeye başlayabilmesi için en azından 10.830 seviyesi üzerinde kapanışlar almaya başlamalıyız. Aksi durumda buradaki hareketler tepki yükselişi olarak kalmaya devam edecektir diyebiliriz. 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.400'lere doğru bir geriş sarkma ihtimali de eğer bu tepki hareketi olarak kalması durumunda söz konusu olabilir. Dolar bazlı olarak bakacak olursak endekste de 329 dolar seviyesine kadar geri çekildik ve günü 331 dolar seviyelerinden kapattık. Dolar bazlı destekler 330 ve bunun altına sarkarsa 321 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Burada bunları daha yukarı yönlü aşması durumunda da dirençler olarak bakacak olursak 334 ve 338 dolar seviyelerini takip ediyor olacağız diyelim. Sentiment tarafında hemen bakalım. Endeks tarafında sentiment ne diyor buna bakalım. Ben burada ekran rica edeceğim. Hemen günlüklerden bakalım. Sentiment'te 3.30 civarı bölgesinden reaksiyon aldığımız bir bölge oldu burası. Reaksiyonu güçlenmesi için 3.96 seviyesinde geçmemiz önemli. Geçemezsek burada aşağı yönlü geri çekilmeleri görmemiz muhtemel. Burada 2.42 ve 2.40 bandına bölgesine doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Buralarda temkinli olmakta fayda var. Zaten analizleri takip edenler bilecektir. Destek direnç olarak önemli takip ettiğimiz 5.20, 5.20'yi kırdığımız seviyelerden 4.50 ve 3.96'dan sonra bugün hareketini gözlemlediğimiz 3.30 seviyeleri de tepki olarak reaksiyon almaya çalıştığımız bölge olarak karşımıza çıktı. Hareketin ivme kazanabilmesi için bizim 3.96 ve 4.50 bölgesine doğru atmamız gerekiyor. Günlüklerde hemen bakalım. Momentum tarafına da bakacak olursak günlüklerde mavi barlar devam ediyor. Biraz daha güç kaybı görüyoruz ama hala günlüklerde pozitif taraftayız diyebiliriz. Buradan saatliklere bakacak olursak saatliklerde hemen momentum tarafına bakalım. Günlüklerde biraz karar bölgesine yaklaştık diyebiliriz. Buralarda günlük tarafta bakmış olduğumuz 17 Nisan ve 15 Mayıs zamanında olduğu gibi burada bir karar bölgesine yaklaşmış olduğumuzu görüyoruz. Tabii o hareketlerde, ilgili tarihlerde hareket yukarı yönlü olmuştu. Burada şu anda yukarı yönlü mü olacak, aşağı yönlü mü olacak? Bu noktalarda 1-2 güne netleşecek gibi duruyor. Saatlik tarafta negatif barlar burada daha çok baskın olsa da kapanışa doğru mavi barları almaya başladık. Burada yarın için önemli olacaktır. Aşağı yönlü gelip eğer yukarı yönlü bir dönüş yaparsak biraz daha pozitif tarafa doğru geçebiliriz diyebiliriz.
Eğer aşağı yönlü geldik ve yukarı yönlü atamazsak, saatlik taraflarda güçsüz bir güç kaybı yaşarsak aşağı yönlü hareket hızlanabilir diye yorumlayabiliriz endeks tarafını.